Arkadaşlar merhaba. Şimdi bu videoda biraz motor yağı sıcaklığından bahsetmek istiyorum. İşte motor yağının etkisi, motor yağı sıcaklığı ne olması lazım, hangi aralıklarda nasıl etkileri olur, bunu nasıl soğutacağız, bunun gibi bazı noktalara değinmek istiyorum. Hani nereden çıktı derseniz bir yağ soğutucu hepimizin araçlarında var. Yağ soğutucu ile ilgili biraz araştırma yaptım ve değiştirmek istiyordum açıkçası. Bu noktadan çıkarak bir motor yağ sıcaklığı ile ilgili de bir video çekeyim dedim. Şimdi bildiğim kadarıyla bunları aktarmaya çalışacağım. Umarım faydalı olur. Evet arkadaşlar, şimdi motor yağı motorun çalışan kısımlarında, yataklarında, sekman gömlek aralarında bir yağlama yapıyor. Bir yağ filmi oluşturuyor açıkçası. Bu yağ filmiyle iki metalin birbirine sürtünerek aşınmasını engelliyor. Amaç bu. Yani yağ filmi dediğim nedir? Şöyle bir örnek verecek olursam iki tane parça var. Bunlar motor parçası olduğunu düşünelim. Ve birbiri üzerinde çalışıyor bunlar. Bunu yağladığınızda arada bir yağ filmi oluşuyor. Ve bu yağ filmi üzerinde çalışmaya başlıyor bu parçalar. Normal şartlarında çalışıyorsa eğer, yağın sıcaklığı normalse, motorun sıcaklığı normalse, yük yani üzerindeki yük normalse bu yağ filmi kopmuyor. Kopmadığı için de bu parçalar birbirine sürtünmüyor denilecek kadar az sürtünüyor ve aşınma olmuyor. Yani amaçlanan bu yağ sürtünmesini hakkında. Buradaki tabi hidrodinamik sürtünme, işte sınır sürtünmesi gibi bazı teknik ifadeler var ama buralarına girmeyeceğim hiç için. Biraz böyle yüzeysel anlatmak istiyorum. Şimdi şöyle bazı notlar aldım. Buradan da açıklamak istiyorum. Motorun normal seyrinde çalışma sıcaklığı, şuraya yazdım, 80 ila 115 derece arasında bir yağ sıcaklığı oluyor. Yani sizin göstergenizde okuduğunuz 90 dereceye karşılık o 90 derece su sıcaklığı. 85-90 derece su sıcaklığına karşılık motorun içindeki yağın sıcaklığı bu aralıklarda oluyor. Şimdi aracımızı biraz sıkıştırıyoruz, işte rampa çıkıyoruz veyahut da basıyoruz düz yolda. Bu yağ sıcaklığı artmaya başlıyor. Ve bunun üst limitleri neymiş? 115 ila 120 derece arasında bir üst limit koyulmuş. Yani bu yağın sağlığı açısından, daha doğrusu yağın viskozitesi açısından önemli. Bu sıcaklık arttıkça yağın akışkanlığı artıyor. Yani viskozitesi düşüyor. Akışkanlığı arttıkça da biraz önce bahsettiğim bu yağ filmi kopmaya başlıyor. Koptuğunda ne oluyor? İki parça birbirine sürtüyor ve aşınma başlıyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. Tabi limit olarak nedir? Limitin üzerine, bu 120 derecenin üzerine çıktığında, hatta 130-140'lara geldiğinde artık motor için tehlikeli boyutlara geliyor. Tabi diğer taraftan yağın da kalitesi bunu karşılıyor olması lazım. Yani sizin motorunuz 115-120 derecede sıkıntısız gidecek ama yağ işte 110 dereceye kadar dayanıyor. Bu sıkıntılı bir durum. Böyle bir yağ kullanılmaz tabi. Şimdi teknolojide tabi yağ kaliteleri de artıyor gitgide. Bazı yağların da değerlerini alıp buraya getirmek istedim ben. Şimdi likyum oli var. Benim kullandığım yağ bu. Motul var. 6100 serisi. Castrol'ün bir yağına baktım. Bir de mobil. Şimdi burada değerleri nedir diye bakarsak likyum olinin minimum akma noktası, yani -39 derecede de bu yağ akışkanlığını koruyormuş. -39'dan -40-41'e indiğinde artık akışkanlığını kaybediyormuş. Böyle ifade ediyoruz. Alevlenme noktası demiş. 228 dereceye çıktığında alev alıyor ya. Ve önerilen, daha doğrusu yağın özelliklerini koruduğu maksimum sıcaklığı da 163 derece olarak belirtmiş. Şimdi bu derece bizim için önemli. Yani yaz günlerinde motoru sıkıştırdığımızda vesaire yağın özelliklerini koruyor olması lazım. Bu ne kadar yüksek olursa bizim için yağın kalitesi o derece iyi demektir. Şimdi motula baktım. Minimum akma noktası -36. Alevlenme noktası aynı. Maksimum sıcaklık ise 153 derece.
Yani 10 derece daha düşük. Bir hayli fark var arada. Kastrol ise yani eksi 33 derece. Biraz daha böyle soğuk havaya direnci az yerine göre. Alevlenme noktası 202 derece düşük. 145 derecede maksimum sıcaklığı var. Yani bu değerleri görünce ben hani kastrolü tercih etmem dedim. Aslında kaliteli bir yağ olduğunu biliyoruz ama şimdi değerlerine göre açıkçası çok tercih etmiyorum. Mobile baktığımda ise eksi 39 derece, bu aynı aşağı yukarı. 232 derece alevlenme noktası. Bakın yüksekmiş. Ama maksimum sıcaklığı da 150 derece. Şimdi şöyle değerlerine baktığımda da doğru yağı tercih ettiğimi düşünüyorum ben açıkçası. Ha, daha iyi yağ var mıdır? Mutlaka vardır. Ve sizin aracınızı kullandığınız ortama işte ne diyeyim Antalya'da kullanıyorsunuzdur farklı. Erzurum'da daha soğuk bir iklimde kullanıyorsunuzdur. Farklı bir yağ tercih edilebilir. Şimdi bu noktada yağın sıcaklığının önemi girince işin içine yağ soğutucunun önemi çıkıyor ortaya. Şimdi bizim araçlarımızda T4'lerde böyle bir yağ soğutucusu var. Nasıl çalışıyor bu? Şimdi yağ filtresi bu. Yağ filtresinin sistemde montajdayken yağ girişi ortasından içinden filtreleniyor. Geri dönüşte bu 4 tane delikten geri dönüş oluyor. Nereye takılıyor yağ filtresi? Yerinde şöyle bir pozisyon alıyor. Yani bunun ortasında bir tane boru var. Ucu dişli. Aşağıdan buna takıyorsunuz. Dolayısıyla şurada bir delik var bakın. Tapası var. Ortadan yağ girişi oluyor. Ondan sonra bu delikten yukarıdan yağ girişi oldu. Geriye dönüyor. Yani şu dört delikten geçtikten sonra şu delikten soğutucu içine giriyor yağ. Ve şu delikten çıkıyor. Yani bunlar karşıya delik değil tabii. Böyle kapalı. Bunun içinde soğutma kanalları var. Buradan da soğutma suyu girip çıkıyor. Yani soğutma suyu radyatörde dolaşıyor, soğuyor. Ondan sonra bunu soğutup tekrar çıkıyor. Daha doğrusu motor çıkışındaki su buraya bağlanıyor. Motor çıkışındaki 90 derece dediğimiz su giriyor buraya. 110-120 derece aralığında 110 derecedeki yağı bir miktar soğutup geriye çıkıyor. Bu yağ soğutucusunun önemi tabii burada ön plana çıkıyor. Şimdi sadece yağı soğutmak değil, yağ soğutucusunun görevi, ayrı bir görevi daha var. Motoru ilk çalıştırdığınızda motor suyu çabuk ısınıyor. Çabuk ısındığı için motor yağı sıcaklığı da o noktada daha düşük oluyor. İlk başta normal rejimine ulaşana kadar aslında motor suyu vasıtasıyla yağı ısıtıyor. Motorun rejime çabuk ulaşmasını her noktasında eşit ısıya çabuk ulaşmasını da sağlıyor. Sonrasında 90 dereceye ulaştıktan sonra yağ 90'ın üzerine çıktıktan sonra da yağın sıcaklığını da sabit tutmaya çalışıyor. Böyle bir görevi var yağ soğutucusunun. Şimdi tavsiye edilen nedir? Tavsiye edilen araçlarımızda 200-250 bin kilometrede bu yağ soğutucusunun değiştirilmesi tavsiye ediliyor. Hani düzgün bir marka almak istedim. Pierre Bourg'un bir şeyi, yağ soğutucusu. Bunu ben kendim değiştirip videosunu çekmek isterdim ama biraz sıkışık bir noktada. Yani aracın lifte kaldırılması lazım ki bende lift yok. Yani kirkoya kaldırarak bunu değiştirmem çok mümkün değil. Onun için önümüzdeki günlerde aracımın hem yağını değiştireceğim hem de bu yağ soğutucusunu değiştirip daha sağlıklı çalışmasını sağlayacağım. Evet arkadaşlar, yani 220-200-250 bin kilometrede değiştirilmesi tavsiye ediliyor dedik bu yağ soğutucunun. Şimdi yağ soğutucu yağın dolaştığı kanallarda bir tıkanma olması çok mümkün değil. Zor tıkanır yani. Çok tortu olması lazım. Bunun dışında suyun dolaştığı bu içine bakıyorum. Suyun dolaştığı kanallarda tıkanma olma ihtimali daha yüksek. Diğer taraftan şuradan içinden de görülüyor.
katmanları. Diğer taraftan uzun kullanımlarda kalitesiz antifriz kullanıldıysa bu metal bir parça. Muhtemelen sıcak daldırma galvaniz yapılmış üstü. Korozyon olabilir. Bu korozyon da bu yağ soğutucusunun içinde patlamasına neden olur. İşte bu nokta çok tehlikeli. Eğer patlarsa bu yağınız suya karışırsa motoru komple yiyebilirsiniz. Yiyemeseniz de yani bunun temizlenmesi ondan sonra çok zor aşamaları gerektirecektir. Yağı komple boşaltacaksınız, suyu boşaltacaksınız, tekrar doldur boşalt yapacaksınız falan. Çok büyük işlemler. Onun için bunu belli kilometrelerde sağlıklıyken değiştirmek en mantıklısı. Diğer taraftan şuradaki keçenin önemi, bunu aşağıdan filtreyi sıktığınızda bu keçeyi de sıkıştırıyorsunuz. Eğer çok fazla sıkarsanız filtreyi, bu O-ring ezilecektir. Bir sonraki yağ değişimlerinde ise buradaki sızdırmazlık etkisini kalkacağı için buralardan yağ sızıntıları başlayacaktır. Onun için belli torklarda sıkmak yağ filtresini daha önemli. Yani şu O-ring'in sağlığı da yağ kaçağı olmaması açısından önemli olacaktır. Evet arkadaşlar, benim aktaracaklarım bu kadar. Siz de bu noktalara dikkat ederseniz motorunuzun, aracınızın sağlığı açısından faydalı olacaktır. Teşekkür ediyorum. Herkese kolay gelsin.